tüm Türk. Bakın kendisi Uygur kökenli, Türkiye'de yaşayan ve bakın Çin Dışişleri Bakanlığı protesto etmek istemiş. Çünkü bir derneği var, aynı zamanda meclis başkanı olarak tanıtıyor kendini Uygurlarına. Ne diyor? Burada can alıcı nokta şu. Hiçbir temaslı kişiyle irtibatım olmamasına rağmen Çin Dışişleri Bakanlığı Ankara'da protesto davetim sonrası dün akşam itibariyle HES kodum riskli olarak belirtildi. Şu an gayet sağlıklıyım fakat evde gözetim altındayım. Acaba Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi giderse kodum düzelir mi? Evet, o paylaşımı ben de gördüm. Twitter'da hatta retweetledim de. Yani düşünebiliyor musun? Bak, adamın hiçbir sağlık problemi yok. Ama bir HES kodu verildiği için o HES kodunda ne yazarsa sen olsun. Ona göre muamele görüyorsun. Ve dışarı çıkamıyorsun. Dışarı çıkamıyorsun. Yani olabilecek bir şey mi bu? Yani bu bir hukuk sisteminde, bir adalet sisteminde olabilecek bir şey mi? Bunların... Bir de buradaki sıkıntı şu. Bugün Covid vasıtasıyla seni 10 gün hapis cezası verir sana. Yattırır yani, evde yatarsın, çekersin cezanı. Ama yarın Hamza, daha farklı bir hastalık geldiğinde, daha ölümcül dendiğinde buna, başka işler olduğunda bu sefer seni evinden alır, hastaneye götürür ve muhaliflerini yok edecek bir sisteme doğru gider bu. Evet. Bugün A partisi, B partisini konuşmuyorum ben. Evet. Bu olduğu müddetçe yarın, şimdi bugün güzel olarak gelen şeyler, yarın öbür gün peki parti değişimi olduğunda, hiç hoşlanmadığınız ideolojiler geldiğinde ne olacak? Bunlar bu uygulamalar vasıtasıyla. İşte bunu savunanlar o zaman ağlayacaklar. Ağlayacaklar ne işte. Bunu, diyecek, bunu, aynen öyle. Bunu savunanlar ağlayacaklar. Bu muhalifleri susturmanın bir yoluna dönüşmüş. O yüzden efendim HES koduna niye karşı çıkıyorsunuz? Bu sağlık gerekçesiyle. Ne sağlığı? Ne sağlığı? Bunun sağlıkla bir alakası yok. Bu fişlemedir. Bu rakamdır, sayıdır bu. Evet. Yani ve bunun üzerinden bir dizayn meydana getirmek.